Gübre mesela 700 lira, 800 liralık torbası nasıl olacak bu iş? Çiftçi artan girdi maliyetleri karşısında nasıl üreteceğim diye soruyor. Yani çuvalı, lastiği, gübresi, ilacı biz yetişemiyoruz. Ürün de para etmiyor. Gelecek yıl böyle giderse biz hiçbirimiz bu işi yapamayız. Çünkü gücümüz kalmıyor. Maydanozlar tarlalarda işçiler tarafından biçildikten sonra torbalanıyor. Havuzda yıkandıktan sonra piyasaya sürülüyor. Ancak üretici kar edemez, borçlarını ödeyemezse gelecek seneden endişe ediyor. Girdileri düşürmek istiyoruz. Çünkü ilaç, geçen sene aldığımız ilaç 200-250 lira aldığımız ilaç şu an 1000-1200 bandında. Gübre de keza aynı. Ondan sonra elektrik keza aynı. Çünkü burada sulama yaparken elektrik kullanıyoruz. Elektrik de çok yüksek. Bizim bunları destek vermelerini istiyoruz. Hatay'ın Arsuz ilçesi maydanoz üretimiyle öne çıkıyor. Demetinin 1 liradan değil 2 liradan satılmasını talep ediyorlar. Devletin buna adam akıllı eğilip kulak vermesi gerekir. Üretim böyle devam ederse biz üretemeyeceğiz. Eğer üretmeden oluyorsa artık nasıl bir formül çıkaracaklarsa onu biz de merak ediyoruz. Bize öğretsinler, biz de yapalım yani. Üretici destek olmadan bu iş zor diyor ve taleplerini sıralıyor. Yani mesela gübreye, mazota, çiftçiye ucuz mazot vermek gibi bir şey olabilir. Çiftçiye ucuz gübre verilebilir. Artı desteklemeleri arttırarak özellikle küçük üreticilere. Kış öncesi başka illerde de maydanoz üretimi yapıldığı için satışlarda durgunluk yaşandı. Ürünlerin bir kısmı ineklere yem oldu. Masraf çok, gübre pahalı, çuval pahalı, lastik pahalı. Yeni masrafımız karşısında alamıyoruz. Her şey pahalı. Ne alırsan elektrik pahalı, mazot pahalı, gübre pahalı, ilaç pahalı. Nasıl yapacağız bilmiyoruz. Mevsimlik işçiler de en az üreticiler kadar dertli. Başka illerde değil de kendi memleketlerinde iş sahibi olmak istiyorlar. Burada 6 ay boyunca çalışıyoruz. Diyarbakır'da iş olanağı olmadığı için geliyoruz. Burada rutubetli evlerde, yağmurlu günlerde, kar kış demeden 6 ay boyunca burada çalışıyoruz.